Sevgili arkadaşlar, bugün yaşadığım bir anıyı sizinle paylaşmak istedim. Çok enteresan tarafı yok belki ama bana göre güzel bir şey. Anımız şu efendim, bugün saat 16.20'de torunumu okuldan almak için gittim. Tam bu çıkış sırasında merdivenleri inerken anons edildi İstiklal Marşı'na hazır olun diye. Ondan sonra birden torunum beni hemen böyle çiviledi. Hayırdır dedim, kızım dedi, ya dedi İstiklal Marşı ama ikinci sınıfa gidiyor. İstiklal Marşı ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bekleyeceğiz, dinleyeceğiz dedim. Maya tutmuş, tutuyor. Bana neyi hatırlattı biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? 70'li yıllar işte, lisede Yarat Sesi'nde en azı. Bunu takip eden arkadaşlardan, sınıf arkadaşlarım da olabilir. Şimdi hafta sonu İstiklal Marşı okunuyordu biliyorsunuz. Şimdi hala da öyle. Bayrak göndere çekiliyor. Biz işte böyle bir günde İstiklal Marşı'nı okuduk. O günlerde de ya ondan önce ya sonra, yani merhum Barış Manço Elazığ'a gelmişti veya gelecekti, onu çok farkında değilim. Müzik beden hocamız İstiklal Marşı'nı işte refakat etti, okuduk. Hadi iyi tatiller dedi arkadaşlar. Müdürümüz de orada böyle balkonda, merdiven balkonda. Bunlara tatil yok dedim. Nerede tatil ya dedi. Hocamız da tabii, müdürümüz geri çekildi. Sözü ona bıraktı böyle bir nevi. Böyle çatlık karşıydı ama şöyle yani sanki insanı dövecek gibi, fakat kaliteli bir sevgi vardı yüreğinde. Çok güzel bir insandı bence. Muhittin İspir hocamız. Dedi ya bu Barış Manço'nun konser olsa dönmeyenizi, atletinizi çıkarırız Allah'ınızı. Böyle İstiklal Marşı okunur mu? Size tatil yok. Başla dedi. Korkma sönmez bu şafak. Sonra bir alkış. O da kıs güldü. Böyle bir şey oldu. Kaç yıl sonra aradan torunumla böyle benzer bir şey yaşadık. Bilmiyorum, bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bugün aklıma geldi tam bu arada, işte o arada. Dedim ya edebiyat nedir? Şuna ben kendimce karar verdim. Arkadaşlar, bir bilgiye duygu katırınca bana göre o edebiyat oluyor. Yine edebiyatçılarımıza tabii sormak lazım. Teşekkürlerimle.